Merhaba arkadaşlar, Edison Eğitim kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde de yine çanta yayınlarının 8. sınıf matematik etkinlikli kazanım soru bankasından üçgenler ünitesinde üçgen eşitsizliği konusunda soru çözümümüz olacak değerli arkadaşlar. Önceki dersimizde bilindiği üzere eğer izlemişseniz, izlemediyseniz izlemenizi şiddetle tavsiye ediyoruz. Üçgen eşitsizliği konusunda arkadaşlar konu anlatımımız olmuştu. Anlatılması gereken konuları anlatmaya çalışmıştık. Bu dersimizde de bunlarla alakalı arkadaşlar soru çözümümüz olacak. Önceki dersimizin bitiminde size söylemiştim. Ne demiştim arkadaşlar? Üçgen eşitsizliği ile alakalı her şeyi anlatmamıştım ben size demiştim. Onu bir takım bazı gerekli olan notları da yine soru üzerinden anlatacağımı söylemiştim değerli arkadaşlar. İşte bu videomuzda ve bu iki testimizde arkadaşlar ne yapacağız? Soru çözerken yine anlatılması gereken, üstüne durmamız gereken, not almamız gereken noktaları size bir bir anlatacağız arkadaşlar. Sindire sindire anlatım tekniğimizle. Evet arkadaşlar, ne yapıyoruz şimdi bakalım? YouTube kanalımıza abone olmamışsak öncelikle YouTube kanalımıza abone oluyoruz. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmuyoruz. Aynı zamanda bu güzel videoların daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için sizlerin desteğine ihtiyacımız olduğunu sizlere hatırlatmak isteriz. Ki sizden beklediğimiz şey şudur. Sosyal çevremizdeki arkadaşlarımıza, sınıf fark etmeksizin herkese bu kanalı tavsiye ederek bizlere olan desteğinizi göstermenizi rica ediyoruz. Aynı zamanda gelecek senelerde de bizleri bırakmamanızı istiyoruz arkadaşlar. Biz sizde her zaman, her daim sonuna kadar beraber olacağımızı ve arkadaşlar her sene bu şekilde sindire sindire matematik anlatımımızda sizin karşısında olacağımızı da söylemek isteriz. Sadece matematik dersinde değil, diğer bütün derslerde de sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz değerli arkadaşlar. O zaman şimdi çok fazla vakit kaybetmeden ilk sorumuzla dersimize, soru çözümümüze başlayalım. Evet arkadaşlar, ilk sorumuzda ne diyor bize? KLM ve PRS üçgenleri eşkenar üçgen olmak üzere çevreleri toplamı 72 cm'dir diyor. LM ve PR kenarları doğrusal olacak şekilde M ve P köşeleri birbiriyle çakıştırılmıştır diyor. Yani bizden diyor ki iki tane üçgen çiz diyor, yan yana diyor. İki tane üçgen çiz. Bu iki üçgeni çizdikten sonra diyor bir tane üçgenin M köşesiyle, bakın M köşesiyle, bu üçgenin M köşesiyle diğer üçgenin P köşesini diyor çakıştır. Yani M ile P aynı nokta olacak diyor. Bir üst maddede de diyor ki, yine aynı maddede daha doğrusu, LM ile PR kenarları doğrusaldır diyor. LM ile PR doğruları kenarları doğrusaldır diyor. O zaman şimdi üçgenlerimiz neydi? KLM idi. O zaman KLM, PRS, PR, PRS. Burası da S olmuş oluyor daha doğrusu. Bunu da bu şekilde belirledik. Şimdi üçgenlerimizi çizdik. Diyor ki şurada arkadaşlar, hepsi eşkenar üçgendir diyor. Hepsi eşkenar üçgen. Eşkenar üçgeni biz ne buluyoruz? Hepsinin 60 derece olduğunu biliyoruz. Bunları şu an yazalım bakalım şöyle. 60 derece olduğunu biliyoruz. Bakın bunlar eş üçgen değil. Her birisi kendi içerisinde eşkenar üçgen. Bu eşkenar üçgen bütün kenarları birbirine eşit. Şu da bütün kenarları birbirine eşit. Eşittir işaretini koyalım böyle. Tamamdır. K ve S köşeleri bir doğru parçasıyla birleştiriliyor. Bak, K ve S köşeleri bir doğru parçasıyla birleştiriliyor. Hatta bunu farklı bir kalemle çizelim şöyle. K ve S doğruları bir doğru parçasıyla birleştirdik. Tamamdır. Ve uzunluğu tam sayıdır diyor. Buranın uzunluğu da tam sayıymış. Buna göre diyor ki KPS, bakın şu üçgen KPS, KPS üçgeninin çevresi, çevre uzunluğu en fazla kaç santimetre olabilir diyor. Arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz burada? Şöyle bir şey yapıyoruz. Şimdi buradaki KLM üçgeni ve SPR üçgeni bir eşkenar üçgendi değil mi? Buranın uzunluğunu arkadaşlar ben A diyorum. A diyorum. A diyorum. Daha sonra şuradaki şu üçgen de eşkenar üçgendi. Her birinin uzunluğunu arkadaşlar B diyorum. B diyorum. B diyorum. Bu iki üçgenin çevreleri toplamının 72 santimetre olduğunu söylemiş. O zaman nasıl bir sonuç çıkıyor buradan? Nasıl bir sonuç çıkıyor? Buradaki üçgenin çevresi 3A'dır. Buradaki üçgenin çevresi ise arkadaşlar 3B'dir. Ve bunların çevreleri toplamı 72 santimmiş. Buradan ben 3 parantezini alırsam eğer bu şekilde 3 çarpı A artı B eşittir 72 olursa A artı B'nin ben burada 3'ü karşı tarafa bölüm olarak gönderdiğimde ne olur arkadaşlar? 24 olmuş olur. Değil mi? Tamamdır. Benden ne istiyor arkadaşlar? Şuradaki KPS üçgenin çevre uzunluğu en fazla kaç olabilir diyor. Bakın şuradaki şu üçgenin şu şekilde, şu üçgenin çevre uzunluğu en fazla kaç olabilir diyor.
Buraya ben x dersem bu üçgenin çevre uzunluğu a artı b artı x olur değil mi? A artı b artı x olabilir. Peki ben a artı b'yi biliyor muyum? A artı b'yi biliyorum. Yani şunun 24 olduğunu biliyorum. Şimdi bunun çevresinin en büyük olabilmesi için arkadaşlar x'in de en büyük olması lazım. En büyük olması lazım. Peki x'e göre ben bir üçgen eşitsizliğini zaten biliyorum. Şöyle bir şey oluşturabilir miyim arkadaşlar? X dediğimiz o uzunluk bu iki kenarın yani aynı üçgendeler ya arkadaşlar bunlar. A, B ve X aynı üçgenin doğrularılar. Aynı üçgenin kenarlarılar. X dediğimiz o kenar A eksi B'den büyük, A artı B'den de küçük olmak zorundadır. Üçgen kuralı gereğince. Ve ben arkadaşlar 3 A artı B'nin 24 olduğunu biliyorum değil mi? A artı B'nin 24 olduğunu biliyorum. O zaman X en büyük olmasını istiyorum çevrenin en büyük olması için. X o zaman arkadaşlar 23 olur. Dolayısıyla A artı B 24. X de en fazla 23 olduğuna göre dolayısıyla bunun çevresinde ben 47 olduğunu söyleyebilirim. Yani buradaki cevabımızın da B şıkkı olduğu da ortaya çıkıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir sonraki sorumuza diyor ki bize Baki üçgen biçimindeki bahçesinin çevresini çiftiyle çevirecektir diyor. Hemen arkadaşlar bu tarz durumlarda direkt bir üçgen çizin ki olay gözünüze canlansın. Diyor ki bu bahçenin iki kenar uzunluğu 27 metre ve 15 metredir diyor. İki tane kenarını 27 metre ve 15 metre olarak yazdım. Diyor ki olduğuna göre diyor Baki'nin kullandığı çitin uzunluğu metre olarak aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Arkadaşlar Baki çiti nereye kullanacak? İşte bu üçgenin çevresini kullanacak burayı değil mi? Ve ben burada üçüncü kenarı bilmiyorum arkadaşlar. Buraya ben x diyorum. Şimdi Baki'nin kullanacağı çit arkadaşlar 27 artı 15 artı x metredir. Ama x'i bilmiyorum dediğim gibi. Şimdi bakıyorum o zaman arkadaşlar x ne olabilir? X burada diyorum ki x üçgen olduğu için iki kenarın farkından büyük. 27 ile 15'in farkı nedir arkadaşlar? 12'dir. Toplamından da küçük. Yani ikisinin toplamı nedir arkadaşlar? 27, 15 daha 32, 42 olur değil mi? 42. Şimdi arkadaşlar ne diyor bize şimdi burada? Diyor ki Baki'nin çitin uzunluğu yani kullandığı çitin uzunluğu metre cinsinden aşağıdan hangisi olamaz diyor. Şimdi burada çitin uzunluğu arkadaşlar x'e göre değişir değil mi? X en küçük burada 13 olabilir. En fazla ise 41 olabilir. Yani bu aralıkta değişir. Mesela x en küçük 13 olursa, en küçük 13 olursa 27 artı 15 artı 13. Yani burada bu da ne olmuş olur? 55 metre olur. Baki'nin kullandığı çitin uzunluğu 55 metre olur. Onun dışında arkadaşlar 27 artı 15 artı 41 metre. En büyük de bu şekilde olur. Yani bunun da arkadaşlar toplamı ne olmuş olur? Topladığımızda 41, 51, 56, 56, 66, 76, 76 ne olur buradan? 83 mi olur? Hemen şurada toplayalım yanlışımız olmasın. 27, 15, 41, 6, 7 daha 13. Elde var 1, 3, 4, 83 olur. 83 aynen öyle 83 olur. 83 metre de olabilir. Yani Baki'nin kullandığı arkadaşlar çitin uzunluğu 55 metre ile 83 metre arasındadır. 55 metre de olabilir, 83 metre de olabilir. Bakın 55 metre olabilir, 80 metre olabilir, 64 metre olabilir. Ama arkadaşlar 83 metreden büyük ya da 55 metreden küçük olamaz. Dolayısıyla buradaki cevabımız D şıkkı olamaz diyoruz. Evet bir sonraki sorumuzda arkadaşlar yukarıda verilen ABC üçgeninde arkadaşlar AB 7, BD 6, işte AC 10, DC 5 santim olduğuna göre BC'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri en küçük tam sayı değerinden kaç fazladır diyor. Arkadaşlar bunu önceki dersimizde zaten çözmüştük bununla alakalı soru. Öncelikle küçük üçgene göre ben x değerini yazsam ne demektir arkadaşlar x değeri küçük üçgene göre nasıl olur? Farklarından büyük yani farkından büyük. Tamam. Toplamından küçük olacak. Yani 11'den küçük olacak. Tamamdır. Büyük üçgene göre yazdığımızda arkadaşlar şuradaki ABC üçgenine göre yazdığımızda x değeri nedir arkadaşlar? X değeri farkından büyük. 3'ten büyük. Toplamından küçük. 17'den küçük. Peki bu durumda arkadaşlar biz nasıl bir seçimi yapıyorduk? Nasıl bir seçimi yapıyorduk? Küçüklerin en büyüğü büyüklerin en küçüğü.
Dolayısıyla arkadaşlar burada x değeri 3 ile 11 arasındadır. Yani BC'nin alabileceği en küçük değer burada 4'tür. En büyük değerse burada 10'dur. Bizden ne istiyor? En büyük de tam sayı değeri diyor. En küçük tam sayı değerinden kaç fazladır diyor. 14'ten arkadaşlar 6 fazladır. Yani cevabımız burada A şıkkı olmuş olur. Ben şurada şu noktaya değinmek istiyorum. Neden biz acaba küçüklerin büyüğünü tercih ediyoruz? Büyüklerin de küçüğünü tercih ediyoruz. Bunu sayı doğrusunu arkadaşlar ben size şöyle göstereyim. Sayı doğrusu çizdim. Şimdi 1 ile 11 arası. 1 ile 11 arası. Ne demek şimdi burada? Şurayı 1 yazsam. Şuraya da 11 yazsam. Yani yukarıdaki duruma göre arkadaşlar şurası 1 ile 11 arasında değil mi? Tamam, 1 ile 11 arasında. Aşağıdaki durum ne diyor arkadaşlar? 3 ile 17 arası diyor. 3 ile 17 arası. Hemen şimdi şuraya bir 3'ümüzü işaretleyelim. Şuraya da 17'mizi işaretleyelim. Dolayısıyla arkadaşlar burada 3 ile 17 arası nedir? 3 ile 17 arası. Tamam. Şimdi her ikisinin de kesiştiği nokta neresidir değerli arkadaşlar? Her ikisinin de kesiştiği nokta şöyle şu bölge değil midir? Şu bölge. Gördüğünüz üzere. Dolayısıyla burası 3 ile 11 arasındadır. Yani küçüklerin en büyüğü dememizin sebebi işte bu. Büyüklerin de en küçüğü dememizin sebebi bu arkadaşlar. Yani bunu ben size anlatayım ki hani ezbere gitmeyin. Olayın mantığını öğrenin. Ve kesinlikle hani 2 ay sonra gireceğiniz sınavda işte kaç ay sonra girecekseniz o sınavda yanlış yapmayın diye detaylı bir şekilde anlatıyoruz. Bizim zaten temel prensibimiz nedir? Sindire sindire matematik anlatmaya çalışıyoruz. Anlamak için. Yani sizin anlamanız için arkadaşlar matematik anlatmaya çalışıyoruz. O yüzden bu amacımız doğrultusunda da elimizden gelen tüm gayretleri, çabaları size göstermeye çalışıyoruz. Evet arkadaşlar, bir sonraki sorumuza diyor ki bize ABC ve ECD üçgeni var. Birer üçgen ve BCD doğrusal olmak üzere. BCD doğrusal olmak üzere diyor. BD'nin santimetre cinsinden alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar şurada BD'nin en büyük olabilmesi için BC'nin en büyük, CD'nin de en büyük olması lazım. Doğru mu? Ben buraya X diyeyim, buraya Y diyeyim. Peki buradaki X değerinin en büyük olduğu zaman, Y değerinin en büyük olduğu zaman o zaman BD değeri de X artı Y yani en büyük olur. Peki X değeri ne olabilir arkadaşlar? X değeri ne olabilir? X değeri farkından büyük, toplamından küçük 12. Y değeri arkadaşlar burada. Y değeri farkından büyük, toplamından küçük. Peki, burada önemli bir nokta var arkadaşlar. Eşitsizlik konusunda bunun üstüne düşmüştük ve size detaylarıyla anlatmıştık. Yine tekrar edelim. Arkadaşlar eğer bize buradaki BC'nin tam sayı olduğunu ya da CD'nin tam sayı olduğunu söylemiyorsa biz BC ve CD'nin tüm sayılar olabileceğini düşünmemiz lazım. Şimdi sen burada gidiyorsun X'i yani BC'yi 11 alıyorsun. 11 alıyorsun. İşte CD'yi de burada 4 alıyorsun. Hop da gidiyorsun 15'i işaretliyorsun. Yanlış. Bu arkadaşlar BC'nin ve CD'nin tam sayı olması durumundaki doğru cevap budur. Ama benim X değerim illa 11 olmak zorunda değil. 11,9'dur belki. Ya da Y değerim arkadaşlar 4 olmak zorunda değil. Belki 4,9'dur. Sen 11,9'da 4,9'u toplarsan 15'ten büyük bir sayı çıkmaz mı? Bak topla istersen 11,9 ile 4,9'u topladığın zaman ne olur? 18'in 8'i elde var 1. 5, 6 arkadaşlar 16,8 gördün mü? Bak daha büyük bir sayı çıktı yani burada. 16,8'e kadar gidebiliyor. O zaman ne yaparsın arkadaşlar? Eğer sana tam sayı demiyorsa burada, tam sayı demiyorsa eşitsizlikleri alt alta toplayabilirsin. Yani burada x artı y, x artı y 12 artı 5, 17'den küçük olmak zorunda. O zaman x artı y en büyük tam sayı değeri olarak ne alır arkadaşlar? 16 değeri alır. Tekrar ediyorum. Yani cevabımız burada D şıkkı olur. Cevabımız burada D şıkkı olur. 16 olur. Tekrar edelim burada arkadaşlar. Eğer tam sayı diyorsa siz buradaki eşitsizliklerden ayrı ayrı değerler alabilirsiniz. Ama tam sayı demiyorsa eşitsizlikleri arkadaşlar alt alta toplayarak oradan bir değer almanız gerekir. Burada bu çok ama çok önemli bir noktayı kaçırmayın arkadaşlar. Soruda tam sayı demiyorsa o tam sayı değildir. Böyle yapacaksın. Böyle yapabilmen için soruda şu şekilde yapman için yani 11 ile 4'ü yapman için arkadaşlar buradan x değeri buradan y değerini ayrı ayrı alman için soruda sana tam sayıdır demesi lazım. Ayrıca üstüne basa basa demesi lazım.
Evet, gelelim şimdi bir sonraki sorumuz arkadaşlar. İkizkenar bir ABC üçgeninde diyor. AB AC eşittir BC de 11 diyor. Arkadaşlar size bu şekilde üçgen çizmemişse eğer benim size şiddetle tavsiyem siz üçgeni kendiniz çizin. Siz üçgeni kendiniz çizin ki olayı net bir şekilde görün arkadaşlar. İkizkenar ABC üçgeni AB AC eşitmiş. Tamam, şöyle yapalım o zaman. AB C. İkizkenar dediği için arkadaşlar, yani burada AB AC eşit dediği için şuraya iki tane eşitlik koydum. Tamam mıdır? Diyor ki BC 11 santimetredir. Yani BC de burası da burası 11 santimetremiş. O zaman bizden ne istiyor? AB'nin santimetre cinsinden, yani buranın santimetre cinsinden alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? O zaman şöyle bir şey yapalım mı? Şuraya ben ne yapayım? İşte x santim diyeyim. Şuraya da x santim diyeyim. O zaman burada arkadaşlar iki tane bilinmeyen, aynı bilinmeyen daha doğrusu. Bir tane bilinen var. Ben bilineni üstünde denklemi, işte eşitsizliği kurmak istiyorum. Burada arkadaşlar 11 nedir? Bu iki kenarın farkından büyük, toplamından küçük olacak. 2x. Benden x değerini istiyor yani, değil mi? O zaman arkadaşlar ben burada 2x'i buldum. Ne yaparım? Eşitsizlikle benim her tarafı istediğim sayıya bölme şansım var. Aynı denklemde eşitlikte olduğu gibi. O zaman her tarafı arkadaşlar şöyle 2'ye bölsem ne değişir? Hiçbir şey değişmez. Değil mi? Çünkü eşitsizlik yön değiştirmez. 11'i 2'ye böldüğümde ne olur? 5,5 olur. 2x'i de 2'ye böldüm. Şu 2 ile şu 2 gitti. X kaldı. Demek ki x değeri arkadaşlar 5,5'tan büyükmüş. En küçük tam sayı değerini soruyor. 5,5'tan büyük olan en küçük tam sayı değeri nedir arkadaşlar? 6'dır. Yani cevabımız burada C seçeneği olmuş olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gelelim şimdi bir sonraki sorumuza. Ne diyor şimdi bize burada? ABC üçgeni ve BDC üçgeni var. İşte bütün değerleri burada yazmış. Buna göre diyor BC'nin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diyor arkadaşlar. BC'nin alabileceği, ben buraya x desem, şöyle bir x desem. Bu x değeri arkadaşlar şuradaki büyük üçgeni yukarıdaki üçgene göre değerlendirdiğimizde, yukarıdaki üçgene göre değerlendirdiğimizde farklarından büyük, yani 7. 13'ten 6'yı çıkarırsam 7. Toplamından küçük, yani 19'dan küçük olacak arkadaşlar, değil mi? Aşağıdaki üçgene göre değerlendirdiğimizde yine aynı x değeri farklarından büyük, yani 2'den büyük, toplamından küçük, yani 14'ten küçük olacak arkadaşlar. Bu tarz durumda biz neyi seçiyoruz arkadaşlar? X değeri nasıl seçiyoruz? Küçüklerin büyüğünü, yani 7'yi seçeceğiz. Büyüklerin de küçüğünü, yani 14'ü seçeceğiz. Bunun sebebini ben size anlatmıştım. Tekrar yine anlatayım. Tam konu otursun. Olay tam olarak netleşsin arkadaşlar. Bakın 7 ile 9 arasında. 7 ile 19 arasında. 7 ve 19. 7 ile 19 arası nedir? Şöyle bir şey çizelim. 7 ile 19 arası diyelim. Tamam. Burada 2 ile 14 arası diyor. 2'yi buraya koydum. Yani sayı doğrusundaki düzen sıralamayı bozmuyorum. 2 ile 14 arası. Şurada da 14 olsun arkadaşlar. Dolayısıyla şurası da nedir? 2 ile 14 arası. Peki her ikisinin de arkadaşlar çakıştığı yer neresidir? Şurasıdır. Bak. Şöyle şurasıdır, değil mi? Yani sen burada ne dersin? 7 ile 14 arasında dersin x değerini. Yani x değeri burada kaç olmuş olur arkadaşlar? Kaç farklı tam sayı değer alabilir diyor. 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 değerlerini alır. Dolayısıyla kaç tane farklı tam sayı değer alır? 6 farklı tam sayı değer alır. Yani cevabımız burada A seçeneğidir. Evet arkadaşlar, bir sonraki sorumuza ne diyor? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde uzunlukları verilen çubuklarla üçgen oluşturulamaz diyor arkadaşlar. Ben şimdi bunu ayrı bir kağıda yazdım. Şuradan incelersek daha iyi olacak. Daha böyle rahat bir şekilde çalışmamız için. Arkadaşlar şimdi A seçeneğinde ne diyordu bize üçgen kuralı? Bir üçgenin çizilebilmesi için diyor herhangi bir kenarın diğer iki kenarın farkından büyük, toplamından küçük olacak diyor. Şimdi şu kenar açısından baktığımda şu iki farklı kenar, diğer iki kenarın farkı kaç arkadaşlar? 13'ten 4'ü çıkardım. 9 mu? Topladım 17. Tamam, buraya göre uydu. Üçünü de kontrol edeceğim, bak dikkat et. 13'e göre değerlendirdiğinde ikisinin farkı nedir arkadaşlar? 8'dir. İkisinin toplamı nedir? 16'dır. Buraya da göre uydu. Şuraya göre bakalım arkadaşlar. 12 ile 13'ün farkı 1. 12 ile 13'ün toplamı 25 arkadaşlar. Buraya göre de uydu. Yani dolayısıyla arkadaşlar A seçeneğine göre ben üçgen çizebilirim. B seçeneğine bakalım arkadaşlar. 8'i göre değerlendirdiğimizde diğer iki kenarın farkı kaç? 4. Toplamı kaç? 16. Tamam. Burada sıkıntı yok. Yani 8 4'ten büyük, 16'dan küçük. 6'ya göre değerlendirdiğimizde 8 ile 10'un farkı 2. 8 ile 10'un toplamı 18. Burada da sıkıntı yok. Arkadaşlar 10'a göre değerlendirdiğimizde 8 ile 6'nın farkı 8 ile 6'nın farkı 8 ile 6'nın farkı 2. 8 ile 6'nın toplamı da 14. Burada da sıkıntı yok. Yani B seçeneğine göre de arkadaşlar üçgen çizebilirim. Şimdi gelelim C seçeneğine. C seçeneğine göre değerlendirdiğimizde 3 ile 3'ün farkı 0.
Üçlü üçün toplamı 6. Sıkıntı yok. Sıralama doğru yani. Şuraya göre değerlendirdiğimiz arkadaşlar 2 ile 3'ün farkı 1. 2 ile 3'ün toplamı 5. Burada da sıkıntı yok. Şuraya göre değerlendirdiğimizde zaten aynısı. Hiçbir fark olmaz. 1 ile 5. Burada da sıkıntı yok. Gelelim şimdi C seçeneğine arkadaşlar. 3'e göre baktığımızda 5 ile 8'in farkı 3. 5 ile 8'in toplamı arkadaşlar kaç ediyor? 13 mü ediyor? Tamam. Peki burada eşitlik olabilir mi arkadaşlar? Eşitlik olamaz. Dolayısıyla eşitlik burada bunun ne olması lazımdı? 3'ten küçük olması lazımdı. Dolayısıyla üçgen çizme kuralına bu ters kuralın dışında. Yani D seçeneğine göre ben üçgen oluşturamam arkadaşlar. Cevabımız burada D seçeneği. Evet arkadaşlar, bu soruda ne diyor bize? 12 santim uzunluğundaki bir tel herhangi iki noktasından katlanıp uç noktaları birleştirilerek bir üçgen oluşturuluyor. Aşağıdakilerden hangisi oluşturulabilecek üçgenlerden herhangi iki kenarın uzunluğu olamaz diyor arkadaşlar. Şimdi bunun iki kenarı 5 ve 2 ise ben bunu 12 santimlik telden oluşturmuşsam arkadaşlar diğer kenarı da 5 santimdir değil mi? Yani 5, 2 ve 5'in toplamı 12'dir. Şuradaki arkadaşlar C sıkkında 4, 5 nedir? Diğeri de arkadaşlar 9, 3'tür değil mi? 3 santimlik kenardır. 5, 3 santim, 8. Burası da 4 santimlik kenardır arkadaşlar. 6, 4 nedir arkadaşlar? 10 santimdir. Burası da 2 santim olmuş olur. Peki şimdi o zaman bu bir önceki soruya benzedi mi arkadaşlar? Yani 5, 2, 5 santimlik bir üçgen oluşturabilir miyim? 4, 5, 3 santimlik üçgen oluşturabilir miyim? 5, 3, 4 santimlik üçgen oluşturabilir miyim? 6, 4, 2 santimlik bir üçgen oluşturabilir miyim? Yani bunun için ben ne yapıyorum? Bir önceki soruda olduğu gibi bunları yazıyorum. Yine size anlatıyorum. Şimdi A seçeneği 5, 2, 5 santimlik bir üçgen oluşturabilirim. Bakalım şimdi arkadaşlar. Farkı 3, toplamı 7. Bak burada sıkıntı yok. Şimdi farkı 0, diğer iki kenarın farkı 0, diğer iki kenarın toplamı 10. Sıkıntı yok. Diğer iki kenarın farkı 3, diğer iki kenarın arkadaşlar toplamı 7. Burada sıkıntı yok. Demek ki A seçeneğinde sıkıntı yok. Şimdi B seçeneğine bakalım arkadaşlar. Diğer iki kenarın farkı 1, diğer iki kenarın toplamı 7. Şurada baktığımızda diğer iki kenarın farkı 1, diğer iki kenarın toplamı 9. Buradan baktığımızda arkadaşlar iki kenarın farkı 2, iki kenarın farkı 8. Burada sıkıntı var mı? Yok. Dolayısıyla B seçeneğiyle de arkadaşlar ben ne yapabilirim? Üçgen çizebilirim. C seçeneğine göre baktığımızda arkadaşlar 5 ile 3'ün farkı 2, 5 ile 3'ün toplamı 8. 4 ile 3'ün farkı 1, 4 ile 3'ün toplamı 7. 5 ile 4'ün farkı 1, 5 ile 4'ün toplamı 9. Burada sıkıntı var mı böyle? 2, 4, 8, 1, 5, 7, 1, 3, 9. Sıkıntı yok değil mi sıralamada? D seçeneğine baktığımızda 4 ile 2'nin farkı 2, 4 ile 2'nin toplamı 6. Bakın burada eşitlik var mı? Var. Eşitlik olamaz arkadaşlar. Burayla da baktığınızda zaten yine aynı sonuç çıkacak. 2 ile 6'nın farkı 4, 2 ile 6'nın toplamı arkadaşlar ne yapar? 8. Burada gördüğünüz gibi yine eşitlik çıktı. Hatta buraya göre baktığımızda 6 ile 4'ün farkı 2, 6 ile 4'ün toplamı 10. Bakın hep eşitlik çıkıyor. Eşitlik olmaması lazımdı arkadaşlar. Dolayısıyla D seçeneğiyle ben herhangi bir üçgen oluşturamam arkadaşlar. Herhangi üçgenlerden herhangi iki kenarın uzunluğu D seçeneğinde yani 6 ile 4 santim olamaz. Bir sonraki sorumuza geçtiğimizde aşağıdakilerden hangisi diyor bir kenarın uzunluğu 12 santim ve bu kenara ait kenar ortayın uzunluğu 7 santim olan üçgenin diğer iki kenarından herhangi birisinin uzunluğu olamaz diyor arkadaşlar. Burada üçgen çizmiş mi? Çizmemiş. O zaman bizim çizmemiz gerekiyor. Olayı daha net görebilmemiz için. Burada bir üçgen çizdik arkadaşlar. Bir kenarın uzunluğu 12 santim diyor. Dolayısıyla ben buraya arkadaşlar şu kısma 12 santim şöyle yazdım. Bu kenara ait kenar ortay diyor arkadaşlar. Bu kenara ait kenar ortay şöyle çizdim. Burayı 6, 6 diye ayırır. Kenar ortayımızı şöyle çizmiş olduk değil mi? Kenar ortayın uzunluğu 7 santimmiş arkadaşlar. Kenar ortay dediğimiz şurası oluyor. Yani buranın uzunluğu 7 santimmiş. Olduğuna göre diğer iki kenarın herhangi birisinin uzunluğu olamaz diyor. Aşağıdan hangisi diyor. O zaman ne yapalım arkadaşlar? Şuraya ben A diyeyim. Şuraya da B diyeyim şöyle. Mesela A değeri burada ne olabilir arkadaşlar? A değeri farkından büyük yani birden büyük toplamından küçük 13. Yine B değeri de yine aynısı olduğunu bulacaksınız zaten. Farkından büyük toplamından küçük. Toplamından küçük. Peki o zaman şimdi arkadaşlar bunlardan hangisi arkadaşlar bu iki kenarın herhangi birisinin uzunluğu olamaz? 1 ile 13 arasında yani 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 olabilir. Ama arkadaşlar 14 olamaz. Evet arkadaşlar 10. soru aynı bu testte çözdüğümüz birinci sorunun gerçekten apaynısı gibi bir şey arkadaşlar.
ABC ve DEF üçgenleri eşkenar üçgen olmak üzere diyor. Çevreleri toplamı 57 santimdir diyor. BCEF kenarları doğrusal olacak şekilde C ve E köşeleri birbiriyle çakıştırılmaktadır. O zaman arkadaşlar ben şimdi şurada şöyle iki tane üçgen çiziyorum. Şöyle çizdim. İki tane üçgen. Şimdi ne diyor bize arkadaşlar? C ve E köşeleri çakıştırılmaktadır diyor arkadaşlar. C köşeleri ve arkadaşlar E köşesi değil mi? Bir de şurası E köşesi olsun. Tamamdır. Şimdi ondan sonra ne diyor bize burada? BC ve EF kenarları doğrusaldır diyor. BC, EF. O zaman arkadaşlar ABC üçgen olduğu için şurası A kenarı. Diğeri de arkadaşlar neydi? DEF üçgen olduğu için şurası D kenarı. Bize soruda ne diyor arkadaşlar? Eşkenar üçgen diyor. İkisi eş üçgen demiyor. Her birisi kendi arasında eşkenar üçgen. Yani bu eşkenar üçgenin şurası birbirine eşit. Bunlar da arkadaşlar şöyle birbirine eşit olduğunu gösterelim. Şimdi eşkenar üçgen olduğuna göre biz ne yapacağız arkadaşlar burada? Her birisinin kenarlarına şuraya A birim, A birim, A birim diyelim. Şuraya da B birim, B birim, yine B birim diyelim. Bizden ne istiyor arkadaşlar? A ve D köşelerini bir doğru parçası yardımıyla birleştir diyor. Şuradan şuraya doğru birleştirelim bakalım. Diyor ki AD kenarının uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Şimdi arkadaşlar üçgenin çevreleri toplamı 57 santimmiş. Buranın çevresi kaç? 3A. Şuranın çevresi kaç arkadaşlar? 3B. Yani bunların çevreleri toplamı 57 santimmiş. O zaman 3 parantezini alırsam şöyle A artı B eşittir 57. Yani buradan A artı B ne olur arkadaşlar? 57 bölü 3'ten 19 olmuş olur değil mi? Şöyle 19 olmuş olur. Şimdi neyi soruyor bize? AD kenarının uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Arkadaşlar AD kenarı dediğimiz şurası x olsun. Bu x arkadaşlar diğer iki kenarın farkından yani A eksi B'nin farkından büyük, toplamından da küçük olmak zorunda değil mi? Toplamından da küçük olmak zorunda. Peki bu x'in toplamı arkadaşlar A artı B'nin toplamı arkadaşlar A artı B'nin toplamı 19 olduğunu bulmadık mı? O zaman x değeri arkadaşlar 19'dan küçük olmak zorunda. Yani AD kenarının uzunluğu hangisi olamaz diye sorduğumuzda AD kenarı 19 ve daha büyüğü olamaz. Yani cevabımız burada D seçeneği olmuş olur. Şimdi arkadaşlar gelelim son sorumuza. Ne diyor bize burada arkadaşlar? Çeşit kenar bir ABC üçgeninde. Bakın burası önemli. Çeşit kenar demesi önemli. Bunu anlatacağım şimdi. Diyor ki çeşit kenar bir ABC üçgeninde diyor. AB 11. AC 6 santimdir diyor. Üçgeni çizmemiş. O zaman ben yine üçgeni kendim çizeceğim. Olayı gözümde canlandırabilmem için. Şurayı isimlendiriyorum. A, B ve C diyorum arkadaşlar. AB 11 diyor. O zaman burayı 11 dedik. AC 6'dır diyor. O zaman buraya da 6 dedik arkadaşlar. Burada fark ettiyseniz biz bu kenarı bilmiyoruz. Bu kenarda arkadaşlar X diyelim. Diyor ki ABC üçgenin çevresinin santimetre cinsinden alabileceği kaç farklı değer vardır? ABC üçgenin çevresi nedir arkadaşlar? 11 artı 6 artı x'tir değil mi? Şimdi ben üçgenin çevresinin alabileceği değerleri bulabilmem için arkadaşlar buradaki x değerini bilmem gerekiyor. Peki o x değeri ne olabilir arkadaşlar? X değeri 11 ile 6'nın farkından büyük yani 5'ten büyük arkadaşlar. 11 ile 6'nın toplamından yani 17'den küçük olabilir. Peki x değeri şu an ilk bakışta hangi değerler alabilir? 6 hepsini yazmak istiyorum buraya. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 değerlerini alabilir değil mi? Şimdi çeşit kenar üçgen nedir arkadaşlar? Eşkenar üçgen nedir? Bütün kenarları birbirine eş üçgendir. İkiz kenar üçgen nedir arkadaşlar? İki tane kenarı birbirine eşit olan üçgendir. Çeşit kenar üçgen nedir arkadaşlar? Bütün kenarları birbirinden farklıdır. Dolayısıyla arkadaşlar buradaki x değeri 6 olamaz. Çünkü aynı olur değer o zaman. Çeşit kenar ne olacak? Bütün kenarları birbirinden farklı olacak. Buradaki arkadaşlar x değeri 11 de olamaz. Dolayısıyla x değeri arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 farklı değer alabilir. Peki burada arkadaşlar üçgenin çevresinin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Kaç farklı x değeri alırsa o kadar farklı da arkadaşlar çevresinin değeri değişir. Yani burada baktığınızda 11 ile 6'yı toplayın. 11 ile 6'yı toplayın. İşte 17, 7 ile toplayın arkadaşlar 24. Bakın 11 ile 6'yı toplayın. İşte 17, 8 ile toplarsan ne olur? 8 ile toplarsan ne olur? 25 olur değil mi? İşte 11 ile 6'yı toplayın. X 9 olduğunda 26 olur. Bakın X değiştikçe çevrenin değeri de değişir arkadaşlar. Dolayısıyla X kaç tane farklı değer var? 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9 farklı değeri var arkadaşlar X'in. Dolayısıyla çevrenin de 9 farklı değer aldığını bu şekilde söylemiş olabiliriz arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, birbirinden değerli 11 tane üçgen eşitsizliği sorusu çözdük arkadaşlar. Hem bu vesileyle ne oldu? Konu anlatım kısmımızdaki anlatmış olduğumuz o noktalar arkadaşlar biraz daha oturmuş oldu. Peki yeter mi? Yetmez. Konunun daha detaylı bir şekilde oturabilmesi için sizlerle beraber arkadaşlar bir tane daha test çözeceğiz. Ondan sonra buradaki üçgen eşitsizliği konusunu kapatmış olacağız. Ta ki nereye kadar arkadaşlar? Yeni nesil sorulara kadar. Yeni nesil sorularda da yine bununla alakalı sorular mutlaka olacaktır. Orada da yine tekrar niteliğinde o soruları çözeceğiz arkadaşlar. Bunlar da gerçi kendi arasında yeni nesil soru olarak nitelendirebiliriz. Sadece burada hikayeler yok. Yani yeni nesil sorunun normal sorudan farkı nedir arkadaşlar? Yeni nesil soruda uzattıkça uzatır. Hikaye anlatır orada. Sadece o ekstra hikaye anlattığı zaman senin karşına uzun soru çıkar. Sen dersin ki soru uzun, çok zor. Alakası yok. Soru uzunsa emin ol soru daha kolaydır. Çok bilgi vardır ve çok bilgi varsa senin işine çok yarayacaktır. Ve senin işine yarayan bütün bilgiler de soruyu çözmene sana destek olacaktır deriz arkadaşlar. Evet, dersimizi bitirmeden önce YouTube kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmuyoruz. Ve bizlerle sosyal medya hesaplarına irtibat kurmayı unutmuyoruz. Aynı zamanda arkadaşlar bu kanalın daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için, bu videoların daha fazla insan tarafından izlenebilmesi, daha fazla insanlara faydalı olabilmesi için arkadaşlar sosyal çevremizdeki arkadaşlarımıza, sınıf fark etmeksizin bütün arkadaşlarınıza tavsiye etmenizi rica ederiz. Ve bu şekilde bize destek olmanızı rica ederiz. Bizlere ne kadar destek olursanız, bizler ne kadar büyürsek emin olun sizlere de o kadar çok büyük hizmetler ortaya koyacağız. O yüzden arkadaşlar sadece bu sene için değil, bunu bütün gelecek senelerdeki arkadaşlar sınıflarda da yine sizlerle beraber olacağımız için ne kadar çok hizmet, o kadar çok sizi başarıya götürecektir. Bizler de bunun için uğraşıyoruz. O zaman arkadaşlar bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla.